Herkese merhaba. Bugün 17 Ağustos 2020. Pazartesi haftanın ilk manşet yayınıyla karşınızdayız. 17 Ağustos 2020 deyince <laughs> benim yaşımdakilerin ve elbette hani yaşı 28, 30 ve üstü olanların hatırlayacağı bir tarih geliyor akla. 17 Ağustos 1999 depremi. 21 sene olmuş dile kolay. 1999-2020. Daha evvel birkaç kere söylemiştim. O günlerde ifade edilen şey önümüzdeki 30 sene içerisinde İstanbul Büyük Depremi'nin gerçekleşme olasılığı %60 idi. Ve 21 senesi geçti bunun. Her an eli kulağında olabilir. 7.2 Dolayında Kandilli Rasathanesi'nin <laughs> deprem araştırmaları Bölümünün veya enstitüsünün neyse çok uzun bir adı var Kandilli'nin bilemiyorum bir defa da söyleyemiyorum. Her neyse Kandilli'ye göre 7.2 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor İstanbul'da. Erken uyarı sistemi de 20 saniye bilemedin 30 saniye. Yani 20 saniye önce siz insanları nasıl uyaracaksınız ve insanlar 20 saniyede nasıl o uyarıyı alacaklar ve nasıl tedbir alacaklar imkan ve olanağı yok on binlerce binanın yıkılmasından hatta yüz binler diyeyim ben ve içindeki insanlar itibariyle yaşayan insanlar itibariyle binaların kat sayısı itibariyle milyonların etkilenmesinden ölüm veya yaralanma olarak veya enkaz altında kalma olarak bahsediliyor. Ve o günden bu yana hiçbir tedbir alınmadı. Feryat figan onca uyarılara rağmen. Ben 1999 depremi ve sonrasında İstanbul'daydım muhabirlik de yaptım o kentte. İlk yıllarında bir bilinç vardı. Deprem tatbikatlarına giderdik gazeteci olarak. Konteynerları hatırlıyorum çeşitli noktalara konulmuş. İçlerinde deprem anında ulaşılabilecek acil gereksinim olan böyle tır konteyneri gibi konteynerlar. Deprem toplanma alanlarını hatırlıyorum. Deprem tatbikatlarında insanların o deprem toplanma alanlarına yönlendirildiğini falan hatırlıyorum. Veya Yüksek katlı binalardan insanlar nasıl kurtarılıyor? itfaiye merdiveniyle vesaire. Televizyonlarda bilinçlendirme programları hatırlıyorum. İşte Ahmet Mete Işık Karay'ı hatırlıyorum. Bol bol ekranlara çıkardı ve işte kendince rahmetli oldu anlatırdı ve o, o ilk yıllarda deprem uzmanları çok meşhur oldular. İşte profesörler uzmanlık sahası olsun olmasın ekranların gediklisiydiler. Ve sonra bunların hepsi kayboldu. Bu olayları sadece işte Elazığ'da, Bingöl'de ne bileyim şurada burada deprem oldukça hatırlıyoruz. İzmir'de, Manisa'da sallantı, zelzele oldukça hatırlıyoruz. Maalesef büyük depremi bekliyoruz. Büyük yıkımlara tanık olacağız. Elbette bugün ee, bu işin depremle alakalı tarafı da doğru bu ilgilendiriyor ama siyasal ve ekonomik yıkımlar. Geliyor, gelmekte olan. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da büyük yıkımlara tanık olacağız. Bakacağız ilerleyen dakikalarda. işte Lübnan hareketli. Belarus son derece hareketli. Ki ve bunlar daha başlangıç. Arkası gelecek bu yıkımların. Türkiye'de bir hareketlenme var. Muhalefet kafayı kaldırdı. Ekonomi iyiye gitmiyor. Covid iyiye gitmiyor. Muhalefet de biraz böyle korku duvarını aşmış gibi yürüyor. Bütün bunların hepsine bakacağız. Biden gündemdeydi. Biden kim? Amerika'da Demokratların başkan adayı olmasına artık kesin gözüyle bakılan bir isim. Şunu söyleyelim. Trump ve Biden daha henüz %100 başkan adayı olarak resmen ilan edilmediler gerek Demokratlar gerekse Cumhuriyetçiler nezdinde. İşte şu günlerde toplanacak Ağustos ayının ikinci yarısında veya sonlarına doğru toplanacak Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti kongrelerinde Joe Biden ve Donald Trump'ın aday olarak isimlerinin kesinleştirilmesi başkan yardımcılarıyla beraber bekleniyor. Evet. O arada Trump'ın başkan yardımcısı olarak Mike Pence'i mi önereceği yoksa başka birini mi önereceği o bile daha henüz kesinlik kazanmış değil. Onu da belirtelim. Adaylarda kesinleşmedi. Fakat tabii %99.99 .99 bu iki isim olacak. Joe Biden'ın Aralık ayında New York Times editörlerine yaptığı bir ay sonra da New York Times'ta Yayınlanan, yazılı ve görüntülü olarak yayınlanan iki saatlik yaklaşık söyleşisinde 2 dakikalık Türkiye bölümü birileri tarafından tekrar gündeme getirildi. Daha evvel böyle bir şeyin varlığından haberdar değildi kimse. Tabi Joe Biden bunu konuşurken de demokratların başkan adayı değildi. Aday adaylar arasında ismi geçiyordu. Tabi şimdi Joe Biden Amerika'da başkanlığa doğru, Beyaz Saray'a doğru yürürken hele Kamala Harris gibi birini başkan yardımcısı olarak seçmiş iken... Bu laflar tekrar önem kazandı ve ısıtıldı. Evet de o önemli Murat Yetkin bugün yazmış enteresan bir perde arkası okumanızı öneririm. Kim buldu çıkardı bu lafları bu videoyu ve nasıl bu iş e, tedavüle sokuldu ve nasıl üzerinde tepiniliyor? Elbette önemli ona bakılması lazım. Nasıl böyle bir şey e, vardı evet doğru. Ama e, gündeme getirilmesi itibariyle Murat Yetkin'in yazısını okuduğunuzda şunu anlıyorsunuz galiba bu Ankara tarafından kotarıldı ve ortaya çıkarıldı. Her ne kadar iletişim başkanlığına yüklendik ben de yüklendim. Kocaman bina diktiniz ama 8 ay sonra cevap veriyorsunuz Biden'ın açıklamasına diye ama galiba iletişim Bakanlığı ve Anadolu Ajansı bu açıklamayı zamanında sarayda gündeme getirmiş fakat üzerine gitmemişler o dönem. Belli ki e, turşusunu kurmuşlar ve zamanını beklemişler. Şu anda da işte zamanı geldi ve galiba iktidar kaynaklı olarak ve e, bir Amerikan başkan adayı Türkiye'ye saldırırsa, Erdoğan'a saldırırsa işte bundan biz güçlenerek çıkarız duygusuyla gündeme getirilmiş bir şey. Buna bakacağız. Yine e, Lübnan'da bir televizyon spikerinin e, canlı yayında istifası var. Ülkeyi de terk ediyor galiba. Ona bakacağız. E, Ahlat, evet, orada da bir saray yapılıyor ve bu saray e, da işte basın gezisi yapılmış. Basın gezisinde de öne çıkan isim e, zannediyorum şey e, Nagihan Alçı paylaştığı fotoğraflarla olmuş. Ee, onunla başlayalım isterseniz gündemde ne var ne yok e, konuşmaya. O arada Erdoğan da hafta sonu memleketindeydi. E, Rize'miz hep 5 yıldızlı otellerin yokluğunu çekti. E, yarın Ayder'i gezip göreceğiz demiş. Ayder Yaylası sizlere ömür. O arada yani illa bir yerlere 5 yıldızlı otel yapmak gerekmiyor. E, i̇şte ama Türkiye bundan anlıyor. Yani e, Beş yıldızlı otelin olması gereken yerler bellidir ama Rize'de, ne bileyim Artvin'de, Kars'ta falan beş yıldızlı otele gerek yoktur. Butik oteller, iki yıldızlı, üç yıldızlı hatta yıldızsız oteller bile yeterlidir. Küçük oteller yeterlidir öyle bölgelerde. Ama kime ne anlatıyorsunuz? İşte tamamen itibardan tasarruf olmaz deyip her yere saray diken falan bir zihniyet dediğim gibi. Kime ne anlatıyorsunuz? Ha, bu da işte ee, Ahlat'taki... Ee, saray e, yani Van Gölü kıyısında e, sarayda e, işte bir basın turu attırılmış. Basın turunu attıran e, hiçbir sıfatı olmayan Bilal, Bilal Erdoğan ama yani veliaht veya işte e, ne bileyim e, Erdoğan'ın oğlu tek başına o sıfatı yetiyor zaten. E, böyle de işte bir kahvaltı yaparken veya meyve yerken Nagihan Altı'yla poz vermişler. Hafta sonunun gündemiydi itibardan tasarruf olmaz. Tabi yazıları okuduğunuzda çok mütevazi bir saray olduğunu, onun da altı çizilmiş, onu da belirtelim. O arada başkan Rize'de temaslarına devam ederken görüyorsunuz halkla arasındaki mesafeyi, halkla arasında metrelerce mesafe var, bir de güvenlik duvarı var, işte uzaktan kahvesini içerken e, halk, başkan ve halkı, e, objektiflere yansıyan ve işte Cumhurbaşkanlığı'nın servis ettiği bir fotoğraf bu. Onu oradan e, biz de aynen getirdik ekrana. Evet görüyorsunuz. Başkan ve halkı. Oradan Belarus'a geçelim. E, alttaki e, şahıs Belarus'un e, başkanı e, Lukashenko. Ya da Lukashenko. Telaffuzu değişiyor bilemiyorum. İşte pek çoğu da ismini yeni duyuyor. 25 yıldır iktidarda bu şahıs ve zaten o 25 yıllık macerasını fotoğraflı olarak görüyorsunuz. İşte ilk iktidara geldiğinde genç saçları, saçları hep dökülmüş de şey en az daha genç olduğu görülüyor. Ortada biraz yaşlanmış sonra da işte şu son 3. fotoğrafta son hali. Yukarıda da onun polis gücü var. Bir de şöyle bir tarafı var geldiler mi gitmeyi bilmiyorlar bunlar ve mesela oğullarını ve işte ne bileyim kendilerinden sonra kendi sülbünü devam ettirecek insanları işte falan aynı saltanat gibi eski padişahlık krallık kraliyet gibi e, yetiştiriyorlar. E, ve kendilerini nimetten görüyorlar. Yani biz gidersek tarumar olur bu ülke. Biz bir arada tutuyoruz falan oluyor. Hiç dünyanın hiçbir yerinde bu durum değişmiyor. Çok tuhaf, mühim olan sistemlerdir. Batılı demokrasilerde bunu göremezsiniz zaten. Ne Merkel böyle bir şey düşünür, ne işte İngiltere'nin başındaki Boris Johnson böyle böyle bir şey düşünür. Ama mesela Trump düşünür. Trump psikolojisindeki biri ki psikolojisi düzgün bir adam değildir zaten. Onu zaten ileride göreceğiz, anlayacağız. Hele şu cumhuriyetçiler tekrar Trump'a adayı ilan etsinler de onu bekliyorum. Yani Amerikalılar bir daha karşıma çıkmasın hayat boyu. Bir yayında söylemiştim, bir kere daha söylüyorum. Öyle büyük prestij kaybettiler ki bir kere böyle bir adamı başkan seçtiler. İki hele cumhuriyetçi falan hiç karşıma çıkmasın. Bu adamı bir de ikinci dönem için aday gösterecek ya cumhuriyetçiler şimdi. Yani ömrüm olduğu sürece hiçbir Amerikalı karşıma çıkmasın. Hele cumhuriyetçi ise hiç konuşmasın. Konuşturmam yani konuşturmam. Böyle bir adamı iki dönem birinci dönem başkan yaptınız ikinci dönemde aday gösterdiniz diye her neyse. Sağlıklı bir adam değil yani sağlıklı bir ruh hali yok karşınızda birazdan göreceğiz. Karısı bile elini tutmuyor ya elini bırakıyor yani karısının bile oyunu alacağı şüpheli bir adam ki şu Beyaz Saray günleri bitsin e, o evliliğin çok da fazla sürmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü zaten hakkında bir sürü şey var özel hayattır bizi ilgilendirmez ayrı bir konu ama eşiyle arasındaki gerilim bile net görülüyor yani. Dünya, e, dünya'da böyle önemli ülkeleri yöneten insanların aile hayatına da mercek tutulur kimse kusura bakmasın. İşte bu Lukashenko 25 sene sonra ufak ufak tavizler vermeye başladı Belarus'ta halka işte efendim şöyle yaparız da böyle yaparız da sizi dinliyorum da bilmem ne ama çok tuhaf yani e, devlet televizyonu bile boşalmış durumda herkes greve gitmiş ve devlet televizyonu müzik yayını yapıyor polis gücü artık insanlara müdahale edemiyor. İnsanlar da son derece medeni bir eylem içerisindeler. Yolları kapatmıyorlar, taşkınlık yapmıyorlar. Sadece yürüyorlar, basit sloganlar atıyorlar. Ve son derece barışçı bir eylemle, son derece barışçı bir yürüyüşle duruşlarını gösteriyorlar. Bunlar mühim şeyler. Son derece mühim şeyler. Ve ondan dolayı da kimse bir şey yapamıyor. Ee, Lukashenko'nun e, hamisi Rusya'da bir şey yapamıyor. Hani Rusya müdahale edecek mi? Rusya nasıl müdahale etsin? Hani dışarıdan bir etki olsa elbette de bir içer iç karışıklık var. Ya da içeride protesto eylemleri var. Rusya gelip ne yapacak? Polis gücüyle falan onları dağıtmaya mı çalışacak? Putin niye kendi üzerine alsın bu tür tepkiyi? Ee, artı Rusya elbette e, Beyaz Rusya'nın Türkçe'de Beyaz Rusya diye geçiyor ama doğrusu Belarus esasen. Belarus'un kendisine bağlı Avrupa'daki uzantısı olarak devam etmesini ister. Zaten Belarus Rus ırkı yani orada yaşayan insanlar ama bir Belarus milliyetçiliği de yavaş yavaş oluş. Rusça konuşuyorlar. E, alfabesi öyle ne bileyim basını öyle vesaire. Dolayısıyla bir Rusya'nın Avrupa'ya uzanan e, parçası gibi bir ülke. Dolayısıyla Putin ister istemez Belarus'u kontrol etmek isteyecektir. Lukashenko sonrasındaki dönemi de elbette yönetmek isteyecektir. Buna kimsenin bir itirazı olamaz herhalde. Ama bu nasıl olacak, ne biçimde olacak belli ki Moskova'da olayları takip ediyor. Muhtemelen Lukashenko yavaş yavaş bu sinyalleri veriyor. İşte diyor ki yeni bir anayasa, belki bir seçim vesaire falan. E, sıkışan otokratlar bu tür şeyleri yaparlar. Hatta en son gelinen noktada şudur. Beni yargılamayın. Güvenli bir yere de gideyim ailemle beraber. Başka da bir şey istemiyorum. En son gelinecek nokta budur. Eğer izin verilirse veya eğer bu anlaşmaya riayet edilirse mesela Afrika'daki diktatörler için, Malezya için falan filan bunların hepsi geçerli oldu. Görülen o ki geçen haftadan bu haftaya Beyaz Rusya'da artık bir filmin sonuna geliniyor gibi. Aa işte bir tane örnek. Beni yok etmek sonun başlangıcı olur demiş Lukashenko. Hepsi aynı model. Hepsi ama değişmez yani. Belarus'un başkenti Misk. E, bunu bir bir şey Türkçeden seyretmenizi öneriyorum. Bu genç kız 22 yaşında. Aynen şunu söylüyor. 98 doğumluyum. Tüm hayatım Başkan Lukashenko ile geçti. Daha fazla istemiyorum. Ya, gerçekten öyle. 95'te gelmiş adam. Bu adamın 3. yılındayken bu kız dünyaya gelmiş. Ve adamın hala gideceği yok yani. 65 yaşında bıraksan 75-85 devam edecek yani. Ya Bu kız ölecek, toprağa girecek, toruna torbaya karışacak. Lokoşenko hala başta olacak. İnsaf ya. Yani nesillerin hayatını karartmaya hakkınız yok. Ama kime ne anlatıyorsun? Otokratlar anlamazlar. Türkiye'de de öyle oldu. Lafı nereye getirmeye çalışıyorsun? Tabii ki Türkiye'den de bahsedeceğiz. İran'da bir nesil harap oldu mesela. Mısır'da öyle, Suriye'de, Irak'ta da öyle. Ama ben Türkiye'liyim, oradan çıktım ve kendi vatanımı, ülkemi düşünmek zorundayım. Orada benim insanlarım var. Ve bu insanlar 18 yıldır aynı adama muhatap. Sıkıntıları olan adama muhatap. Açıkları olan adama muhatap. Bir takım suçlara bulaşmış olan adama muhatap. Kendileri heba olduğu gibi çocukları da heba olma yolunda. Onu dedim yani madem kendiniz heba oldunuz bari çocukları heba etmeyin. Kurtarın çocuklarınızı. Nasıl kurtaracaksınız? Alıp onları İngiltere'ye götürerek, Almanya'ya götürerek, eğitimlerini kurtararak falan değil. Bir şey deyin yani durumu değiştirmek için en azından şu kız kadar yürekli olun yani. Deyin ki yani 1998 doğumluyum, 1988 doğumluyum, tüm, tüm hayatım bu adamla geçti daha da fazla istemiyorum deyin. Benim geçti çocuklarımın da geçmesin deyin. Neticede Türkiye'deki adam da 65-66 yaşında bıraksan 75'e 85'e kadar idare edecek. Sen toprağa gireceksin, toprağın altına gireceksin, çocuklarını da gömecek. Niyeti o yani. Anlatabiliyor muyum? Evet, Joe Biden'ın e, konuşmaları e, çokça e, gündemde ve e, Joe Biden e, tartışılıyor e, Amerika Başkan adayı. Onun üzerine de birkaç şey söyleyelim. Bu işte gördüğünüz New York Times'in editörleriyle yapılan bir toplantı Aralık ayı ortasında sesini kıstım ama altyazıda ne söylediğini Türkçeye çevrilmiş olarak okuyorsunuz. Türkiye'nin iç işlerine müdahale, Türkiye'de hükümeti değiştirmeye veya muhalefeti desteklemeye dönük laflar. Kendisi de söylüyor zaten darbe değil, seçim diyor. Erdoğan'a karşı olduğunu, dünyanın da Erdoğan'a karşı olduğunu söylüyor. Muhalefetin desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Kürtlerin desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Bazı bilgi hataları yapıyor. F15 diyor mesela, F35 olacak. S400 ile ilgili iki şey var. Bir tanesi şu. Buradan hareketle işte o pişiriliyor şu anda. Joe Biden galiba bunlar 15 Temmuz 2016'yı da organize ettiler. Obama ile birlikte. Hemen iş oraya da gidiyor. Filan. Neticede uluslararası ilişkiler böyledir. Devletler devletlerin yönetimine, biçimine, aldıkları politikalara, dış politikasına falan bakarlar. Joe Biden biraz açık konuşmuş. Bir sürü bilgi ve şey hatası da var. Cümlelerinde hatalar da var. Onları da bir kenara bırakarak söylüyorum. Yani Türkiye yapmıyor mu? Türkiye Mısır'ın iş işlerine müdahale etmiyor mu? Suriye'de rejimi değiştirmeye çalışmadı mı? Suriye ordusu diye bir şey vardı oraya silah kim gönderdi? Anlatabiliyor muyum yani? Yunanistan'a karışmıyor mu? Irak'a karışmıyor mu? Öbürü bir iki. Yeri geldiğinde toprak bütünlüğü diyor. Yeri geldiğinde de rejimleri. Venezuela'ya karışmadılar mı? Oraya buraya her yere karışıyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Türkiye'ye müdahale ederken bir sıkıntı yok. Yani herkes herkesin şu gitsin bu gelsin şu gitmesin bu. Herkes herkese şey yapıyor. Şimdi mesela Joe Biden'la ilgili olarak da birazdan göreceğiz gazetelerde. Aman Trump kazansın diye ellerinden gelenin ardına koymuyorlar şu anda. e Şimdi aynı şekilde sen de e, Türkiye'de Trump devrilmesin diye Joe Biden'a bildirmiyor musun filan? Yani uluslararası ilişkilerde bunlar olur. Bir de tuhaf bir şekilde gazeteciler, akademisyenler Twitter atmaya başladılar. İşte efendim devlet Ekrem İmamoğlu bile demeç veriyor. İşte Türkiye bağımsızlığı filan falan. Herkes işine baksın yani. Gazeteci bu tür olaylarda olayları takip eder. Yok devletimizin yanındayız, hükümetimizin yanındayız. Seçimle geldi, seçimle gider bilmem ne filan falan. Yani bütün bunların hepsini dikkatli bir şekilde şey yapmak lazım. Bir diğer şey de şu, acaba Türkiye'den bir muhalefet lideri, Amerika'daki sürece ilişkin olarak şöyle söyleseydi, deseydi ki, Türkiye'den bir muhalefet lideri, Kemal Kılıçdaroğlu veya Selahattin Demirtaş veya Meral Akşener, kimse, dese ki, Amerika'da Trump yönetimini hiç desteklemiyorum. Trump yönetimi kötü şeyler yapıyor ve muhalefet desteklenmeli. Joe Biden desteklenmeli. O iyi şeyler söylüyor. Trump'ın şu anda girdiği yol yol değil. Doğrusu muhalefetin desteklenmesi ve Joe Biden'ın politikalarıdır falan gibi bir şey söylese. Kimsenin bir şey diyeceği bir şey olur mu? Olmaz. <laughs> Amerika'dan bir tepki gelir mi? "Ne işin neyi karışıyorsun bizim iç işlerimize falan." diye. Aynısı bir şeyi normalleştirmek için söylemiyorum yani. Fakat salaklaşmamak lazım. Uluslararası ilişkilerde böyle olur. Evet. Böyle şeyler olur. Evet işte bu da iletişim başkanı Fahrettin Altun. Propaganda bakanı diyorum ben ona. Bu da kocaman diktiği bina. Evet bütün buna rağmen mi Aralık ayında Biden'ın yaptığı bu konuşma, Ocak ayında yayınlanan bu konuşma neden 7 ay veya 8 ay sonra milletin haberi oldu vesaire? Bir rivayete göre haberleri yoktu, bir rivayete göre haberleri vardı. Doğru zamanı beklediler ve işte sızdırdılar. Hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz ama işte Propaganda Bakanlığı'nın işleri arasına giriyor bu yani. 8 ay önce cevap vermesi gereken şeye duruyor, duruyor, 8 ay sonra cevap veriyor. Neden? işi iletişim olmadığı için, işi propaganda olduğu için böyle yapıyor. Bir başka model de şu Fatih Altaylı demiş ki FETÖ ile bağlantıları bilinen bir Türk derneği Biden'ın kampanyasına ciddi para yardımında bulunmuş. Bak sen. Böyle bir laf e, Temuçin Tuzecan yazmış galiba. Oradan ben de alıntılayarak söylüyorum. Birisi böyle mışlı müşlü cümle, cümle cümle kuruyorsa kesin böyle bir şey servis edilmiştir ve Söylettiriliyordur. Başka bir şey değildir. Mışmış mış da müş müş de. Kalıbından utan be. <laughs> yani Türk basınında bu tür modeller ikiye ayrılıyorlar. Bir görevliler, rütbeliler, apoletliler bir de kullanılanlar. Bu arkadaşın hangi sınıfa girdiğini bilmiyorum. Emin değilim, ispat edemem. Fahrettin Koca geçelim Covid gündemine. Dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz güç birliği içinde salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaşlı Bula bula. Bu sonucu bekliyorduk diyor. Peki bu sonucu bekliyordunuz da milleti tatile gönderdiniz, normalleşmeyi sağladınız, kısıtlamaları kaldırdınız, birazdan göreceğiz dışarıdan Uçaklar iniyor. Gel, ne olursan gel diyorsunuz. Ruslar da gelsin, Almanlar da gelsin. Yine beraber miyiz? Kusura bakma yani beraber falan değiliz yani. Hiçbir zaman da olmadık zaten de. 16 Ağustos koronavirüs tablosu. Türkiye'de toplam vaka sayısından 12366'sı aktif hasta. 12.366'sı aktif hasta. Yani virüsü yayma potansiyeline sahip, sahip bunlar ve temasları izolasyonda demiş. Kim? Gene Sağlık Bakanı. Bu da işte İstiklal Caddesi'nden yeni bir kare. Tamam kiminde maske falan var ama kaynaşmayı görüyor musunuz? Hayat devam ediyor yani. İnsanlar sokaklarda, mekanlarda, plajlarda daha evvel paylaştık görüntüleri konserler, etkinlikler. Yeni Zelanda 58 yeni vaka görülmüş. Bak seçimler bir ay ertelenmiş. Şu şeye dikkat eder, dikkatinizi çekerim. 102 gün yeni vaka görülmemişti diyor. 102 gün ülkede bu başbakanın idaresi altındaki ülkede 102 gün vaka görülmüyor ada devlet olmasının avantajlarını da kullanıyorlar. Dışarıdan gelenleri karantinaya alıyorlar. Şu oluyor bu oluyor. 102 gün yani 3 aydan uzun bir süre vaka görülmüyor. 58 vaka çıktı diye. Vaka sadece. Seçimleri bir ay erteliyorlar. Ki yeniden e, da Arden'in yeniden e, seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ah deprem. Bu ilanı hürriyetten kestim. Biricik yavrumuz Zeynep Gürbüz Türk. Tanımazsınız bilmezsiniz ben de tanımıyorum. Fakat acı o kadar taze ki anne baba galiba Asuman Necdet tam 21 yıl geçti ışıklarda uyu sevgili Zeynep diye ilan vermişler gazeteye kocaman. 1980 doğumlu 1999 depreminde yitip gitmiş 19 yaşında gencecik kız. Bugün yaşasa 40 yaşında olacaktı. Bilmiyorum evli miydi, bekar mıydı, nişanlı mıydı, gencecik kız 19 yaşında çünkü. İşte annesini babasını düşünebiliyor musunuz? 19 yaşında yetip giden bir canın 21 yıldır kanayan bir yara ve 21 yıl sonra gene ilan vermişti arkadaşlar Ateş düştüğü yeri yakıyor ama belki pek çok Zeynep şu günlerde son günlerini son aylarını yaşıyor bilmiyoruz. Fakat hiçbir önlem alınmıyor. Kutsal Bayraktar sormuş diyor ki 99 depreminin yaralarını sarmak için bir yıllığına geçici olarak yürürlüğe giren özel iletişim vergisini son 21 yıldır ödüyoruz. Neden? Şimdi ben o günlerde Ankara'da muhabirdim. Düzelteyim. Evet bir yıllığına geçici olarak yürürlüğe girdi ama 2002'de 2003'te her defasında birer yıl ikişer yıl neyse uzatıldı. 2003'ten sonra da galiba AKP iktidara gelmişti. Tamamen artık süresiz olarak özel iletişim vergisi kurumsallaştırıldı ve kapsamı da genişletildi. Kablolu ağlar, şunlar bulunan telekomünikasyonla her şey bunun içinde sokuldu, oranlar yeniden belirlendi ve adı deprem vergisi olmaktan çıktı. Artık deprem vergisi denmiyor buna. Ee, öyle belirtelim artık bu özel iletişim vergisi depremle girdi hayatımıza ama AKP bunu... Artık kurumsallaştırdı. Dolayısıyla depremle de arılmadığı için oraya gelen vergi kamu kaynaklarında deprem için değil açıkları kapatmak için kullanılıyor. Evet. Bu da Arapça konuşuyor Lübnan'daki spiker. Ulusal kanalda Lübnan'ın ulusal kanalında 11 yıllık e, spikerliğinin ardından diyor ki hep acı haberleri sundum. 11 yıl boyunca size hep acı haberleri sundum. Artık diyor dayanacak takatim kalmadı. Ve ülkeyi terk etmeye kararı alıyor ve bunu da son sunuşunda, son haber sunuşunda bu şekilde seyircileriyle paylaşıyor. Biliyorsunuz Lübnan iki hafta evvel Beyrut Limanı'nda amonyum nitrat hala e, o amonyum nitrat binlerce ton oraya nasıl geldi, nasıl depolandı, niçin kimse dokunmadı, nasıl patladı vesaire hala soruşturuluyor. Ama Beyrut'u e, belki de bir daha düzelmeyecek şekilde ortadan kaldırdı. Haritadan silmedi ama yaralarını sarması zaman alacak. Beyrut, Beyrut'u sevenler, Beyrutlular, e, hicran büyük bir üzüntü içindeler. E, ya, bu sunucu da artık yeter diyor yani. Artık tamam diyor ya. Ben bu ülkeden umudumu kestim diyor. Ben bana eyvallah diyor yani. Gelebileceği harika bir yerde, devlet televizyonunda spikerlik yapıyor, haber sunuculuğu yapıyor. Daha ne yapsın ama artık diyor ki tamam. Amerika'ya gidelim. Başta anons etmiştim. Ee, Trump e, bu görüntü yeni. İşte uçaktan inerken eşiyle beraber dikkat edin. Elini tutmaya çalışıyor. Eşi elini çekiyor. El hava devam ediyor. Fakat hayır hiç. Melania Trump oralı bile değil. Evet. Yeni tespit edilmiş bir görüntü. Trump çok oy kaybetti. Ee, rakibiyle arasında 10 puan çift haneli rakamlarla fark var. Ee, söylüyorum yani eşini bile ikna edebilmiş veya eşi eşinin bile onayladığı bir adam değil yani. Pek çok e, görüntüyle, hadiseyle, vakayla sabit. Eşi genç e, ileride Trump'tan sonra hatıralarını dinleriz. Şu günlerde ne olmuş ne bitmiş. Zaten Trump'tan her ayrılan kitap yazıyor. Eşi de mutlaka bir kitap yazar ve yazar ve bunu milyonlarca dolara bir yayın evine satacaktır. Göreceğiz. Merhaba Akşener demiş ki e, KRT'deki yayında Takipçisiyiz notunu düşmek için özellikle getirdim birkaç saniye söyleyip çok fazla durmayacağım üzerinde Cumhur İttifakı'na katılmayacağım başıma silah dayasalar da diye bu şekilde de videosu da var bende arşivimi aldım Bu şekilde de elini ile şakanı işaret ederek başıma silah da dayasalar Cumhur İttifakı'nda yer almayacağım falan Kesin ifadelerle söylüyor Ve güçlendirilmiş parlamenter sistem falan diyor Evet bu kareyle de özdeşleşti. Bakalım zaman ne gösterecek? Takipçisiyiz İyi Parti'nin ve Meral Akşener'in laflarının. Hürriyet ekonomiden bir haber. Türkiye'de Periskop ismini kullanamayan Twitter'a bilirkişi heyetinden yeni rapor. Skop'u da kullanamazsın. Şimdi Periskop Twitter'ın bir görüntülü yayın yapma olanağı sağlayan YouTube gibi, işte Instagram canlı gibi Twitter'da da Periskop canlı yayını yapılabiliyor. Şimdi Periskop diye bir firma varmış işte adına tescil ettirmiş filan markayı. Türkiye'de Periskop markasıyla bu işi yapamaz diye. Mahkemeye verdi, müracaat etti. Neyse Twitter. Sonra Periskop'un kullanılması, kelime olarak kullanılması yasaklandı. Dolayısıyla Twitter'da Periskop'un perisini attı. Skopu, skopla yürüyordu. Şimdi işte efendim Türkiye diyor ki hayır Skop'u da kullanamaz. Evet. Twitter'ın işi var gerçekten Türkiye gibi ülkelerde. Bu da Avrupa Birliği'nin artık Schengen vizesini Türklere e, vermeme kararı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler 27-28 ülke İngiltere'yi dahil ediyorum ama İngiltere ay, yıl sonunda çıkacak artık İngiltere Schengen vizesini e, kabul etmiyor. E, Avrupa dışında verilen Schengen vizesini, vizesiyle İngiltere'ye giremiyorsunuz. Her neyse 27 ülkenin verdiği Schengen vizesi Türkiye için süresiz kaldırıldı. Bunun pandemi ile alakası olduğu söyleniyor. Ergun Baba'nın güzel yazmış. Vizesiz Avrupa gerçek oldu. Vize yok artık diye. Eee Pandemiyle bir alakası yok. Neden? Şimdi pandemik sürecinde siz seyahat kısıtlaması koyarsınız ve bunu her ülke kendi yapar. Yani Avrupa Birliği'nde 27 ülke varsa İtalya'sı, Hollanda'sı, Belçika'sı, Fransa'sı, İspanya'sı başka başka kararlar alır. Kimisi Türkiye ile kapıları açar veya başka ülkelerle. Yani Schengen vizesi alan başka ülke vatandaşlarıyla. Ruslar olabilir, Afrikalılar olabilir, Asyalılar olabilir fark etmiyor. Hepsi zaten Schengen'e başvurabiliyorlar Türkiye gibi. Türkiye vatandaşları gibi Dolayısıyla ülkeler pandemiye ilişkin olarak kısıtlamalar koyarlar. Yani Almanya'sının, Hollanda'sının, İngiltere'nin, öbürünün, Berikinin kısıtlaması farklı olur. Kimisi kapıları kapatır, kimisi kapıları açar. Dolayısıyla vizesi olan gider, vizesi olmayan gidemez veya işte kısıtlamaların bitmesini bekler. Vize başka bir şeydir, kısıtlama başka bir şeydir. Şimdi Avrupa Birliği çok enteresan bir şekilde 27 ülkeyi de bağlayacak şekilde vize olayını iptal, Schengen olayını iptal ediyor. Süresiz olarak. Bu tamamen siyasi bir karar. Pandemiyle falan alakası yok. Yani vizeyi verirsin, vermezsin. Ayrı bir konu. Seyahat kısıtlaması ayrı, Covid ile ilgili tedbirler ayrı, günlük, haftalık, aylık değişen şeylerdir. Vize vermek ayrı bir şeydir. Adamın vizesi gene cebinde durur. Seyahat edebilir veya edemez. Veya işte uçaklar açıldığında vizesiyle beraber gider yani. Böyledir bu. Ama işte vizesiz Avrupa gerçek oldu. Ben bu süresiz kararın çok fazla uzamamasını temenni etmekle beraber uzayabileceğine dair endişelerimi de saklı tutuyorum. Mehmet Bekeroğlu'nun tweet'i e enteresan. Erdoğan'ı seçim yoluyla indirme açıklaması Netanyahu'dan da gelirse bilin ki yakında seçim var demiş. Velakin ne olursa olsun kim desteklerse desteklesin bilin ki ilk seçimde gidiyorlar demiş. Şimdi Biden'ın değil diyor. Netanyahu'nun diyeceğine bakın diyor. Netanyahu da Erdoğan'ı seçim yoluyla indirmekten bahsederse diyor bilin ki seçim geliyor diyor. Ve ilk seçimde gidiyorlar diye notunu düşmüş Mehmet Bekaroğlu. Milli mücadelecidir kendisi eskilerden, yetmişlerden. Ee, ve şu anda CHP'de siyaset yapıyor. Daha evvel e, refah çizgisinde, Erbakan çizgisinde siyaset yapmış bir isim psikiyatri profesörü yanılmıyorsam. Levent Gültekin demiş ki ülkede her alanda büyük tahribat varken ağır yıkıma sürüklenirken kimin Cumhurbaşkanı aday olacağı konusu tartışması post kavgasıdır. Bu gidişatı durduracak bir birlikteliğe ihtiyaç var. Bir kişinin kurtarıcılığına değil demiş. Her alanda bir yıkımdan bahsediyoruz. Döviz ateşi düşmedi, düşürülemedi. Ekonomik gidişat, işsizlik ateşi düşmedi, düşürülemedi. Siyaset aynı şekilde birazdan anketlere bakacağız işte bakın. Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? AKP 33, CHP 20, HDP 8, İyi Parti 6.9, MHP 6, Gelecek Partisi 2, Deva Partisi 1.3 olarak sıralanıyor. AKP'de birkaç puanlık bir artış var. Onu da Metropol Araştırma Ayasofya'nın açılışına bağlıyor. Burada da ay ay Şubat'tan Temmuz'a bu Temmuz 2020 araştırması. Bugün seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz? AKP görüyorsunuz. Şubat'ta 33'lerdeymiş. Mayıs'ta 30'lara gerilemiş Haziran'da. Temmuz'da tekrar 33'e çıkmış. Bu 3 puanlık artışı Ayasofya'ya yoruyorlar. CHP ise Haziran'da 24'e kadar çıkmış ama tekrar 20'ye gerilemiş. MHP 8.5'lardan 6.0'a kadar düşmüş. Evet MHP ciddi kan kaybetmiş durumda. İyi Parti 7 civarındaki oyunu koruyor. HDP 8 civarında. O arada e, Ali Babacan'ın Deva Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ise ufak ufak artıyorlar. Her araştırmada biraz daha yükseldiklerini görüyoruz. Evet, Büyük yıkımlara tanık olacağız. Meselesi de bu. Ee, dilerseniz gazete kapaklarına hızla bakalım ve acaba Türk basınında... 17 Ağustos'ta manşetlerde neler var, akşamla başlayalım, bir dene istersen e, demiş, ABD'ye hodri meydan diyor, evet, İktidar basınında çokça e, bu konu var, e, o arada da ünlü oyuncu Johnny Depp'ten olaylı şekilde boşanan Amber Hart, e, işte efendim, İstanbul'a gelmiş böyle bir aşağılık kompleksimiz de var bizim yani bir ünlü İstanbul'a geldiğinde kocaman bir gazetenin sürmanşetinde ki bu kadın da çok böyle büyük bir selebriti sayılmaz Mu muazzam bir aşağılık kompleksi yani ya ne gerek var buna yani Londra'dan Paris'ten Berlin'den ünlüler geçiyor her gün hiç gazetelerde falan böyle şeyler görmüyorsunuz yani. 15 Temmuz gazisi ana yurttan okuyorum ulaşım kartını kesti niye? okuyalım. Cumali İbin, Kılıçdaroğlu'yla ile görüşmesinin ardından kendisinden gaziliğine ilişkin yeniden sağlık raporu istenmesini AKP Genel Merkezi önünde gerçekleştirdiği basın toplantısıyla protesto etmiş. Gazil, 15 Temmuz gazisi kabul edilmiş, işte bir ulaşım kartı verilmiş neyse ve demek ki gaziliğini her defasında sağlık raporuyla belgelemesi gerekiyor. Evet. Ee, gazilerin durumu fena yani <laughs> Sürekli AKP önünde eylem yapıyorlar. Yani AKP 15 Temmuz'a sahip çıkıyor da gazilerine sahip çıkmıyor. Böyle bir durum var. Çok veri var böyle her gün birisi çıkıyor işte sonuncusu da buydu. Our Boys dönemi bitti. Yani bizim çocuklar aydınlık. 12 Eylül önce, öncesinde Amerikalılara atfedilen bir konudur. İşte bizim çocuklar başardı. Yani işte darbeyi yaptılar falan manasına meclis başkanı bu sefer e, aydınlıka, Doğu Perinçek'in aydınlıkına bu şekilde e, manşet olmuş efendim. Evet, Our Boys dönemi bitti. Bir gün gazetesi sürmanşetten 17 Aralık 17 Ağustos'u anıyor. Mağdurun değil, müteahhitlerin sesini duydular. Beceriksizliğin koca itirafı e, manşette biraz evvel konuştuk Sağlık Bakanlığı beceriksizliklerini. Yurttaşa borç vermek o istemeye benzemedi. Şartsız borç e, yalan çıktı. Salgın nedeniyle iktidarın kamu bankaları aracılığıyla uygulamaya koyduğu destek kredisinden yurttaşlar yararlanamadı diyor. Cumhuriyet'te e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği İpek Özbey röportajı bugünün e, gündem olan meselelerinden biri. Özellikle Abdullah Gül'le ilgili konuyla ilgili olarak Abdullah Gül'ün adaylığıyla alakalı ee, soruya şu cevabı veriyor e, Kemal Kılıçdaroğlu aklınızdaki Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül, Gül mü sorusuna İpek Özbey'in diyor ki bize gelen böyle bir şey yok olmayan bir konuda düşünce beyan etmemiz mantıksız soru şu Gülden neden bu kadar korkuyorlar şimdi alın size yeni bir tartışma e, Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Gülden neden bu kadar korkuyorlar deyince Tekrar işte solcuların hedef tahtasına oturmuş durumda. Yani sen de bir Abdullah Gül'den vazgeçmedin. Vazgeç kardeşim falan gibi bir durum. Dolarda hızlı iniş yok. 7.38'den 7.20'ye düşünce kur indi demenin yanlış olacağını belirtmiş doçent Evren Bolgün. Aynı şeyi tekrarlayarak farklı sonuç alamayız. Aynı hatalar yapılıyor. Enflasyon 11.8. Geçen ayki mevduat faizi 6.5 doların yılı 7 liradan kapatması zor diye konuşmuş ki gerçekten zor 10 liralar 10 liralar veya üstü olabilir ki yılın bitmesine de daha 4 ay var. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Diriliş postası Bay Bidon demiş. Çok ağır hakaret içeren, aşa aşağılama içeren bir başlıklar falan atıyor bu gazeteler. Yarın öbür gün 2 ay 3 ay sonra bir tokalaşma fotoğrafıyla veya işte bir görüşme fotoğrafıyla Nerede kalmıştık? Harika işler yapacağız. İşte efendim, birlikte uçuşa geçtik falan gibi başlıkları atmaktan da çekinmezler. Bu attıkları hakaretleri, bu yaptıkları hakaretleri de unuturlar. Dünya gazetesi afet yaklaşımı yara sarma üzerine kurgulanmış durumda. 500 diri fay var ama yasası yok demiş. Büyük bir depremin ülke milli güvenliğini bile tehlikeye atacağını belirten uzmanlar çözüme yönelik bir seferberlik başlatılması gerektiğine Dikkat çekmişler. Bir diğer konu da ikinci ele devlet el attı. O da dikkatimi çekti. Bugün dünyadan okuyacağım. İşte ikinci el yönetmelik yayınlanmış da şöyle olacakmış da yetkilendirme falan. Bakın gizli komünist bir ülkenin şeysi budur. Şimdi aynı şekilde ikinci el işte cep telefonları veya tabletler falan için de aynı şeyler gündemde konuşuluyor. Yahu arkadaş telefonlar kişiden kişiye satılır. Ee, hatta bu telefonlar böyle devlete falan da kaydettirilmez. Ee, gidersin cihazı alırsın. Sim kartını takarsın yürürsün. Araba yahu ben burada iki kere araba aldım galiba. Ee, yani bir cep telefonu internet sitesine giriyorsunuz. işte mail adresi falan işte arabayı satan kişi bir yerde onay veriyor. Ondan sonra tamam araba senin diyor. El sıkışıyorsunuz parayı ödeyip gidiyorsun. Bir hafta içerisinde de arabanın lisansı senin evine geliyor. Orada belirtilen adrese. İki kişi arasındaki tamamen mukavele, tamamen anlaşmayla oluyor bitiyor. Yazılı bir evrak veya artık yazılı evraka da gerek yok. Online yapılıyor yani. Ne bir para, ne bir aracı, ne bir şu, ne bir vergi, hiçbir şey yok. Bir basit imzayla, bir basit muameleyle bir araba birinden diğerine geçiyor. O da alıyor, kullanmaya devam ediyor. İşte neyse sigortasını yaptırıyor vesaire. Bu işler bu kadar basit ya. Geçen gün Twitter'da yazdım bir kere daha söyleyeyim. Ben burada aldım bir buçuk sene önce arabayı. 2004 model bir araba 16 yaşında. 800 pound'a aldım. Şimdi satsam 500 pound bile etmez. 500 pound bile etmez. Türkiye'deki fiyatına baktım 60 bin lira. Bir de ikinci el bambaşka bir şey olmuş yani. İşte yani her şey Türkiye'de dediğim gibi e, rayından çıkmış durumda. Yani olması gerektiği gibi değil yani. Hastaneden değil mahalleden başlamalı... TTB Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri salgın kontrolü önerisi yapmış. 21 yıl geçti hala hazır değiliz diyor. 17 Ağustos yıl dönümünde evrensel. Evet, 7 yıl sonra İstanbul Hürriyet'in manşetinde İstanbul Park pistinin 8 e, yıl aradan sonra Formula 1 yarışına yeniden ev sahipliği yapması gündemde demiş. Evet. Karar Gazetesi sakın ha denilen ne varsa yapıldı ekonomide rezervlerdeki erime ve dövizdeki dalgalanmayla görünür hale gelen ısınmanın ardındaki sebepleri Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Fatih Özatay ortaya koymuş. Sakın ha denilen ne varsa yapıldı. Temel kırınganlığımızın üstüne son bir buçuk yılda enflasyonun altında faizi, hızlı kredi artışını ve piyasa dışı dayatmaları ekledik. Kuru dizginlemek için döviz rezervlerini erittik demiş. Korkusuz gırtlağımıza kadar borç batağındayız manşetiyle çıkmış. Borcunu borçla kapamaya çalışan halk büyük bir çıkmazda diyor. Milli Gazete devrim niteliğinde rant olmasın manşetiyle çıkmış. Türkiye sanayisi için büyük önem taşıyan 120 yıllık geçmişte raylı sistemlerin üretiminde büyük tecrübeye sahip Tülom Saş'ın kapatılmasının ardından arazisi kafalardaki soru işaretleriyle ihale ediliyor demiş. İstanbul'un hayaletleri manşetiyle çıkmış milliyet. Bugün Marmara depreminin 21. yıl dönümü büyük bir depremin beklendiği İstanbul'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen 7615 binanın acil olarak yıkılması gerekiyor demiş. Pencere, gazete Pencere'nin manşeti AKP'li vekil baltayı taşa vurdu. Neymiş efendim o? Ali Özkaya, Berat Albayrak'ı unutarak yurt dışında okuyanların üst düzey göreve getirilmesine itiraz etmiş. Sonra da mesajını silmiş. <laughs> Sersemleşme işte yani. Yıkıcı gerçek manşetiyle çıkmış posta. Bugün Türkiye yasa boğan 17 Ağustos Marmara depreminin 21. yıl dönümü ancak 18.000 canı kaybetmemize ve bir deprem ülkesi olmamıza rağmen acılardan hiç ders almadık diyor. Bu manşetleri gelecek sene de atacaksınız, öbür sene de atacaksınız. Yani deprem olmadıkça atacaksınız. Deprem olduktan sonra da gene ateş düştü diyeceksiniz. İşte efendim uslanmadık diyeceksiniz. Öbürü beriki filan. Sabahtan gerçekten okuyacak bir şey bulamıyorum yani. Biden tamam da asıl Trump'a bakın. 7 ay önceki sözleri şimdi gündem oldu. Sözcü işte Biden'ın e, İstanbul ve Washington'da Erdoğan'la nasıl e, sarmaş dolaş olduğunun fotoğrafını vermiş. Yarın öbür gün böyle bir benzer bir fotoğraf verilir ve o bidon manşetler unutulur. Kastettiğim buydu. İtibarın faturası millete TR724'ün manşeti. Kurun yükselmesiyle ilgili yaptığı "Dolarla ne işiniz var?" açıklamasıyla alay konusu olan Hazine Bakanı bir başka paylaşımıyla gündemde diyor. Ekonomide milli bağımsızlığın bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde demiş. Yani canı pahasına ecdat sıra bizde evet Türk günde lanet adam demiş manşetinden Joe Biden için. Evet yarın öbür gün bu manşetler yenir yutulur. Yeni yaşam rantçı anlayış faydan tehlikeli. 17 Ağustos'un üzerinden 21 yıl geçti ve rantçı anlayışa dikkat çeken bir manşet. Deprem kapımızda hala hazır değiliz. Marmara depreminin 21. yılı Yeni Asya'da unutmamış. Evet. Yeni Şafak darbeyi bu kez kiminle yapacaksınız diye Biden'ı manşete çekmiş. Belli ki bu Biden konusu çok e, iktidarın hoşuna gitti ve hemen bir yerden düğmeye basılmış gibi bindiriyorlar. Biden baydı da diyebiliriz yani. Kötü bir espri ama neyse geri aldım. Düşmanlık tescillendi filan. İşte yeni birliğin Joe Biden açıklamalarına bahçeli üzerinden cevabı depremden de beter yeni çağ. Koray Aydın demiş ki Marmara depreminin Bayındırlık Bakanı kendisi o zaman MHP'de hükümet ortağıydı. İstanbul'daki 496 adet toplanma alanı imarı açılmış, ev yapılmış, rant bölgesi olmuş. Evet. Şu anda da MHP dar orta ama artık Koray Aydın MHP'de değil. <laughs> o yollarını ayırdı MHP'yle. Evet. Bir iki haberle haftanın ilk günü manşetini biliyorum 47-48 dakika geride kaldı ama vermesek olmaz. Cezaevinde pankreas kanseri olan gazeteci Mevlüt Öztaş artık konuşamıyor. Gözaltında beyin kanaması geçiren kadını yatağa kelepçelediler. İki polis kapıda bekliyor. Gülsüm Dinçer. Yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi. Eşimin kanaması var. Lütfen dua eder misiniz? Ben hiçbir şey yapamıyorum. İçim yanıyor. Elimden bir şey gelmiyor demiş ki Fatih Terzioğlu da son kertede tahliye olan isimlerden biri. İşte mesela şu anda eşim ısı tedavisi alıyor. Çok tedirgin gözlerini patlattı. Dişlerini sıkıp çıkar beni buradan diye yalvarıyor. Bir şey yapamıyorum. Aynı şekilde Evet. Bu şekilde insanlar son kertede adeta böyle tahliye ediliyorlar. Büyük yıkımlara tanık olacağız dedik. Büyük yıkımlar kaçınılmaz ekonomik, siyasal her anlamda ve dünyada. Bir manşet yayınını daha noktalıyoruz. 49. dakika itibariyle kusuruma bakmayın biraz süreyi açtıysam. Yarın güne bakışla Turan Görür Yılmaz karşınızda olacak. Biz çarşamba günü haftanın ikinci manşetini gene gelin birlikte atalım diyoruz ve hoşça kalın. Bay bay.